Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel modelimizi çalışacağız. Modelimizin yapımı oldukça kolay her iki yönde de aynı işlemlerimizi tekrar ederek bu güzel çalışmamızı yapacağız. Şöyle baktığımızda bakınız hafif boyutlarını görmekteyiz şu ortadaki kısımlardan ve ajurlu bir çalışma yaz ayları için yazlık örgülerimiz için çok güzel olacak bir model. Yazlık bluzlar, süveterler çalışabiliriz ya da farklı örgülerde bu çalışmamızı kullanabiliriz. Şöyle arkasını çevirdiğimde de arkasında da şu şekilde görülmekte bakınız her iki yönü de gayet güzel aynı bakın. Mercerize ve kutun iplerle gayet güzel yazlık bluzlar olacaktır. Serin serin şöyle uzaktan da görmenizi istiyorum. Ben bu modelimi çalışmak için 3,5 numaralı şişimi kullandım ve koton ip kullandım. Sizler dilediğiniz iplerimizle bu güzel modelimizi çalışabilirsiniz. Şimdi modelimizin yapımına geçmeden önce kısaca bir bilgi verelim. 3 ve 3'ün katlarıyla modelimizi çalışıyoruz. Bakın şurada da belli. Tamamen 3 3 3 3 diye bir tane başlangıç kenarı için, bir tane de bitiş kenarımız için ilmeğe ihtiyacımız olacak. Tamamı 3'er ilmekten oluşacak. Şimdi 3 ilmek toplayarak modelimizi mavi rengimizle kuralım. Şöyle görünümü de daha rahat olsun. Hiç zorlanmayalım. Özellikle yeni örgüye başlayan arkadaşlarımız kendilerine bir şeyler örmek isterlerse ya da e, sevgili büyüklerimiz e, sevdikleri kızlarına, evlatlarına, gelinlerine kimlere hediye yapmak isterlerse bu yaz gününde e, hem örmesi çok zevkli hem de gayet şık modelimizi örerek sevdiklerinin üzerinde bu güzel çalışmayı görebilirler. Şimdi ben küçük bir parça halinde 3 katları yani 3 üç ve 3'ün katları artı 2 ilmeğimle başlıyorum. Hiç uzatmıyorum çünkü birebir aynı. 3, 3, 3, 3, 1 ve bir tane ilmeğimi daha eklediğim zaman bu şekilde modelimiz için yeterli ilmek sayısına ulaşmış olacağız. Plastik gerekmeyen bir örgü. O yüzden hemen modelimi üzerinde kurmaya başlıyorum. Burası örgümüzün ters yönü. Düz yönünden kuracağız. Onun için bu sıramızı ilk ilmeğimiz de dahil olmak üzere. Çünkü şişten çıkardığımız için ilk ilmeğimi de düz örüyorum. Yani örüyorum hepsini. Diğer sıralarda ilk ilmeğimizi biliyorsunuz örmüyoruz. Hepsini düz örüyorum. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel. Farklı iplerle yine güzel duracaktır. Son ilmeğimizde her zaman yaptığımız gibi ters örüyoruz ve modelimizin yapımına hemen geçiyoruz. Şuradaki görmüş olduğumuz modelimizin kurulumuna geçiyoruz. Bakın kenarlarımız şu şekilde düzgün durması için bitişteki ilmeğimizi ters alıyoruz biterken ters ve örmeye başladığımız zaman da boş aldığımız zaman şöyle düzgün bir kenar çıkıyor her iki kenarımızı da görelim şöyle modelimizin kenar kısmıyla da Bakın. ilk ilmeğimi örmeden boş alıyorum ikinci ilmeğimizden Örmeye başlıyoruz şimdi ikinci ilmeğimizi Şişimizin üzerine bakın lütfen ee, dikkat etmenizi istiyorum. Şöyle alttan falan değil, direkt şişin üzerine ipimi alıyorum ve sıradaki ilmeğimi şöyle önünden giriyorum. Tekrar yapalım. Birinci ilmeğimi örmeden aldım, şişimin üzerine ipimi aldım, sıradaki ilmeğimi şu şekilde giriyorum ve örmeden geçiriyorum. Başını doladım, örmeden aldım. Sonrasında takip eden iki ilmeğimi düz örüyorum. Her ikisini de düz ördüm ve tek ilmeğe indirdim. Şimdi 3 tane e, ilmek vakatlarıyla oluşacak demiştim. Bakın buradaki yaptığım işlemi bütün ilmeklerimiz bitene kadar tekrarlayacağız. Şişimin üzerine ipimi alıyorum. Ve sıradaki ilmeğin şöyle şişimi önüne takıyorum örmeden geçiriyorum ve takip eden iki ilmeği düz örüyorum bir ilmeğe düşürüyorum üzerine ipimi alıyorum şöyle ilmeğimin önünden takarak çıkarıyorum sıradaki iki ilmeğimi ise düz örüp kesiyorum Şişimin üzerine ipimi alıyorum. Sıradaki ilmeğin önünden şöyle şişimi takıp örmeden alıyorum. Geriye 3 ilmeğim kaldı. 3 ilmeğimin ikisini düz örüp kesiyorum ve son ilmeğimi kenarımın düzgün olması için ters örüyorum. Ve örgümüzün ön yüzünde bir sıramızı bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi ikinci sıramıza başlıyoruz. İkinci sıramızda örgümüzün arka yönündeyiz. Ama hiç farkı yok. Bütün işlemlerimizi aynı şekilde tekrarlıyoruz. Birinci ilmeğimizi yeni yine örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğimin örmeden bakın. Sıradaki ilmeğimi örmeden şişimin üzerine ipimi alıyorum. Tıpkı birinci sırada yapmış olduğum gibi. Şişin üzerine ilmeğimi aldım ve ilmeğimi önden şöyle girip boşa çıkarıyorum. Sıradaki iki ilmeğimi yani bir önceki sırada artmış olduğum ilmek ve bakınız şöyle arttım ve aldığım ilmeği boş aldığım ilmeği düz örüyorum. Bakın bu modelimizde ters örgü yok. Diğer sırada ikisini bir örerek kestiğim ilmeği ise şişimin üzerine ipimi alıyorum. Şişimi şöyle önden geçirip boşa çıkarıyorum. Bir tane artmıştım. Bir de boş ilmeğim vardı. Bakınız her ikisini bakın şöyle göstermek istiyorum. Aynı anda örerek tek ilmeği düşürüyorum ve düz örüyorum. Tekrar bakın diğer sırada ikisini bir aldığım ilmeğim. Önce şişimin üzerinde ipimi alıyorum. Önünden girip boş geçiyorum. Sonrasında diğer sırada arttığım ve boş aldığım ördüğüm ilmeği yine düz örüyorum. Tekrar şişimin üzerine ipimi alıyorum. Diğer sırada iki ördüğümü örmeden şişime aktarırım. Bakın şu son sırada burada bizim iki tane ilmeğimizi alacağız. Son sıra olduğu için bu şekilde dönebilir. Lütfen burayı iki ilmek gibi görmeyin. Burada aslında bizim üç tane ilmeğimiz var. Şöyle kıvrıldığı için böyle görünmekte bakın şu şekilde 3 ilmeğimiz hiç e, yanıltıcı olmasın. Şöyle baktığınız zaman 2 ilmeğe düşmüş gibi hissedip 2 e, örüp e, ilmek sayımızı azaltmayalım lütfen. Şöyle baktığınızda göreceksiniz burada 3 tane ilmeğimiz var. Şimdi gördüğüm şu 2 ilmeğimi ben bakınız artmış oldum ve yanındaki boş aldım. Düz örüyorum. Ve gördüğümüz gibi son ilmeğim ortaya çıkıyor ve ters örüyorum. Aslında örgümüzdeki bu ters sadece kenar düzeltmek için. Modelimizin kurulumunda ters ilmek yok. Yani ters örmek yok. Sadece kenarımız düzgün olsun diye son ilmeğimizi ters örmekteyiz. Yeniden ön yüzdeyiz ve aynı şekilde örmeye devam ediyorum. İsterseniz önden de arkadan da aynı ördüğüm herhangi bir değişik işlem yapmadığım için şöyle beyazımda kurulu olan yani epeycesi örülmüş olan kısımla ilerleyelim. Daha da açıklayıcı ve anlaşılır olsun. Bakın modelimiz aynı kenardaki örmüş olduğumuz bitirirken ters ördüğümüz boş aldığımız ilmeğimiz başlangıçta. Başlangıçta yine örmeden alıyorum. İlk ilmeğimi bakınız. ilk ilmeğimi şişimin üzerine ipim alıyorum ve önüne şöyle getirip boş çıkarıyorum. Bir sonraki takip eden hem arttığımız hem boş ördüğümüz, boş aldığımız ilmeğin ikisini teki düşürüyorum. Tekrar şişimin üzerine ipim önden bakınız daha belirgin olsun şöyle. Sadece iki işlem yapmaktayız. Şişimizin üzerine ip alıyorum. İlmeğimi boş çıkarıyorum ve her ikisini alıyorum. Yıllar önce benim bir çok güzel süveterim vardı. Severek giydiğim bu modelden. Umarım sizler de severek giyersiniz. Boş alıyorum. Diğer sırada ikili ördüğümüz bu sırada Bakınız boş alıyorum. Arttım ve Önündeki ilmekler her ikisini birlikte örüyorum. Şişimin üzerine ipim Bakın yine son ilmeğimize geldik. Son ilmeğimizde e, sanki burada tekrar sıramızın sonuna geldik. Şöyle baktığımızda bakınız iki ilmeğimiz varmış gibi görünüyor ama şöylesinde 3 tane ilmeğimiz var. Burayı e, tekrar tekrar söylemek istiyorum. Hani e, herhangi bir eksilme yapıp da modelimizi bozmayalım. Sonra e, sizler de yorulmayın yani. Şöyle bakın. Boş aldım. Yani ilmeğim artışımı yaptım. Boş aldım. Şöyle bakın şişimin ucunu hiç görmenize bile gerek yok. Buradan girelim. Düz örelim. İkisini de almış oluyoruz zaten. Son ilmeğimi kenarımın düz çıkması için ters alıyorum. Bakın önden ve arkadan aynı tekrarlarımızı yaparak modelimizi kuruyoruz. Yeniden şöyle bir daha başlayalım isterseniz. Şöyle görelim. Bakınız kenarımızda ne kadar güzel çıktı modelimizin hemen yanında ilk ilmeğimi örmeden alıyorum şişimin üzerine ipimi aldım önden ilmeğimi boş taktım takip eden iki ilmeğimi düz örüyorum biraz da konuşmadan öreyim Sona kadar gelelim. Sıramızın sonuna kadar yeniden geldik. Tekrar sonumuzu örüyoruz. Bakınız iki ilmek gibi görünmekte. Şöyle baktığımız zaman 3 şişimizi şöyle alalım. Hemen takıyorum. Düz örüyorum. Ve son ilmeğimi de ters örerek modelimin kurulumu tamamlıyorum. Evet Şöyle arkadan görünümü modelimizin bu şekilde. Önden de bu şekilde. Yani her iki yönüyle aynı lastiksiz olarak örebileceğimiz çok şık, çok çok da kolay bir çalışma. Umarım sizlerde sizler de beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Görüşmek üzere.